Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Birkaç bölümden oluşacak bu videoda araçların egzoz sistemleri hakkında ve ağırlıklı olarak dizel araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren DPF yani dizel partikül filtresi hakkında bilgiler vereceğim. Ekranda gördüğünüz soruların cevaplarını daha sonraki videolarda çok detaylı olarak vereceğim. İlk olarak benzinli ve dizel araçların egzoz sistemleri nasıldır? Katalitik konvertör, oksidasyon katalizörü ve DPF arasında ne fark vardır? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Benzinli araçların egzozunda katalitik konvertör bulunur ve 300-400 derece sıcaklığa ulaştığında aktive olur. Benzinin yanması sonucu oluşan zararlı gazları %90 oranında zararsız gazlara çevirir. Yanma sonucunda karbonmonoksit ve hidrokarbonlar oksijenle yakılarak okside edilir. Karbondioksit ve su açığa çıkar. Nitroksit oksijene ve nitrojene dönüştürülerek indirgenir. Bu sebeple benzinli araçlardaki konvertöre 3 yollu katalitik konvertör deniliyor. Ömrü çok uzun oluyor. Normal kullanım şartlarında 200-250 bin kilometre olmadan bozulmuyor ve tıkanmıyor. LPG kullanımında bu katalizöre ne oluyor da arıza ışığı yanıyor derseniz o farklı bir durum. Onu bir başka videoda ele alırız. Dizel araçlarda da konvertör oluyor. Ancak onlar bu nitro oksidi indirgeyemediğinden ona başka bir isim veriliyor. Neden derseniz dizel motorlar aşırı fakir karışımla çalışırlar. Yani çok yüksek hava girişi az yakıt. Özellikle rölantide çalışırken rölanti motoru sayesinde yanma odasına daha çok hava gönderilir. Bu sebeple egzoz gazında fazla miktarda oksijen ve nitro oksitler bulunur. Çok fazla nitroksit yani diğer tabiriyle azotoksit katalitik konvertör içinde indirgenemeyeceğinden yani oksijen ve nitrojene azota parçalanıp ayrılamayacağından dolayı bu kısımda sadece oksidasyon işlemi gerçekleştirilir. Oksidasyon işlemine yanma işlemi diyoruz arkadaşlar. Kısaca benzinli araçlardaki işlemin sadece iki kademesi gerçekleştirilir. Karbonmonoksit ve hidrokarbonlar oksijenle yakılarak okside edilir. Karbondioksit ve su açığa çıkar. Sadece oksidasyon işlemi yapıldığından dizel motorlardaki katalizöre katalitik konvertör denmez. Bu sebeple oksidasyon katalizörü denilir. Peki dizel araçlardaki nitrooksit gazları yani NOx gazları nasıl engelleniyor derseniz şu şekilde oluyor. Bunlardan birincisi yanma odasına yani silindir içine temiz hava verilirken bir miktarda egzoz gazı veriliyor. Egzoz gazı girince silindir içindeki oksijen seviyesi düştüğü için yanma sıcaklığı da düşüyor. Ve yanma sıcaklığının düşmesi de nitroksit oluşumunu azaltıyor. Bunun bir başka faydası da yanma anındaki sıcaklığın düşmesi motor verimini artırıyor. Hem böylece sıcaklığın düşmesi motor parçalarının ömrünü de uzatmış oluyor. Tabii bir yan etki olarak egzoz gazının silindire tekrar geri verilmesi karbonmonoksit, hidrokarbon ve partikül madde oluşumunu biraz daha artırıyor. Ancak bunun da bir sakıncası yok. Bunlar da telafi ediliyor. Bu sebeple EGR araçlarımızdaki önemli bir parça sökülüp devre dışı bırakılmasını da asla uygun bulmuyorum. Bu şekilde NOx miktarı bir miktar belirlenmiş sınırlar içine indirilmiş olsa da dizel motorlarda benzinli motorlardan farklı olarak dördüncü bir atık olarak egzozdan çok ince toz şeklinde siyah renkli yanmamış kurum partikülleri yoğun olarak çıkmaktadır. İşte bu kurumların filtre edilmesini de dizel partikül filtresi kısaca DPF dediğimiz cihaz sağlıyor. Filtre sağlıyor. Benzinli araçların ürettiği egzoz gazındaki kurum miktarı kabul edilir sınırlar içinde olduğundan bunlarda bir filtreye ihtiyaç yok ve bu nedenle katalitik konvertörün içindeki kanallar düzken yani egzoz gazı girdiği gibi çıkıyor. Ancak DPF'nin içindeki kanallar bir süzgeç mantığıyla çalıştığı için buraya giren gazlar girdiği gibi çıkamıyor. Yapısal olarak partikül filtresinin bloğunda bulunan kanalların bir ucu açık, diğer ucu kapalıdır. Kanalın açık ucundan giren egzoz gazları diğer ucun kapalı olması sebebiyle dışarıya çıkamaz. Bu yüzden kanalın geçirgen olan yan duvarlarından yani ucu açık kanallara doğru geçerler. Bu geçiş sırasında üzerlerindeki partikülleri ucu kapalı olan kanallarda bırakırlar. Ucu açık kanala geçen egzoz gazları egzoz hattından atmosfere salınır. Partikül filtresinden egzoz gazlarının geçirilmesiyle ucu kapalı olan kanalların özellikle uç dip kısmında zamanla partiküller birikir. Normalde egzozdaki sıcaklıkla ve kimyasal reaksiyonla
Bu partiküllerin bir kısmı zaten yakılır. Fakat büyük bir kısmı yakılamadan kalır. Biriken bu partiküller yakılamazlarsa zamanla partikül filtresinin içinde donmaya ve tıkanıklığa sebep olurlar. Ancak çalışma prensibi itibariyle DPF'de biriken bu partiküllerin kendi kendine temizleyecek özel bir sisteme de sahiptir. Bazı Euro 4 ve Euro 5 araçlarda DPF filtresi egzoz hattına oksidasyon katalizörlerinden hemen sonra münferit olarak konuşlanmıştır. Ancak genelde oksidasyon katalizörü ve dizel partikül filtresi tek bir kutu içinde birleşmiş şekilde bulunur. Buna kaplamalı DPF de denilir. Peki bütün dizel araçlarda DPF var mı? Dizel araçların hangisinde DPF bulunuyor derseniz Avrupa Birliği mevzuatları 2010'da Euro 5 standardını, 2015 itibariyle de Euro 6 emisyon standardını zorunlu hale getirdi. Özet olarak 2010 başı itibariyle tüm dizel araçların egzozuna doğaya atılan zararlı gazları ve özellikle partikül madde miktarını 8 kat daha fazla azaltmak için ekstra bir filtre takılarak atmosfere bırakılması engellendi. Bu sayede partikül maddenin yaklaşık %85'i de yakalanabildi. Hatta Euro 4 standardına sahip bazı araçlarda da DPF vardır. Haliyle periyodik araç muayenesinde egzoz emisyon ölçümüne ilaveten DPF'nin sökülüp sökülmediği de kontrol ediliyor. Motorun sağlıklı çalışması ve performansı DPF'nin düzgün çalışmasına bağlı. Bunlar bir yana soluduğumuz hava kalitesi için de benzinli araçlardaki katalitik konvertörün veya dizel araçlardaki oksidasyon katalizörü ve DPF'nin düzgün çalıştığından emin olmamız önemli. Etrafımızdaki hava ne kadar temiz diye merak edenler olursa www.havaizleme.gov.tr adresinden bakabilirler. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Burada videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda DPF neden tıkanır? DPF tıkanırsa ne olur? Onları ele almaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Eğer abone değilseniz abone olmanızdan ve arkadaşlarınıza önermenizden mutluluk duyarım. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.